Herkese merhaba. Bugün 2024 yılında Samsung model telefonlara nasıl hard reset atılır onu göstereceğim. Önce telefonumuzu bilgisayara bağlıyoruz. Ardından ki genellikle şifre çok unutuluyor, unutulan bir şey. Desenler unutuluyor, desen yapılıyor, desenler unutuluyor ve telefona giriş yapılamıyor. Bu yüzden de sıkıntı oluyor. Öncelikle her şeyin gideceğini söyleyeyim. Yani bütün veriler sıfırlanıyor. Başka bir şansınız yok zaten. Hani bu kilidi açabilmenizin tek şartı komple sıfırlamaktan geçiyor. Önce telefonumuzu bilgisayara bağlıyoruz. Ardından ilk yapmamız gereken on-off tuşuyla ses kısma tuşuna aynı anda basmak. Telefonun ekranını kapandığı anda on-off tuşundan parmağımızı kaldırmıyoruz. Ses kısma tuşundan parmağımızı kaldırıp ses açma tuşuna basıyoruz. Ve yazı geldiğinde de on-off'tan da kaldırıyoruz parmağımızı. Ses açma tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Evet, şu an yapalım. Önce kapama, açma kapama tuşuna basalım ve ses kısma tuşuna. Evet, kapandı. Ses açma tuşuna basıyoruz. On-off'tan kaldırmıyoruz parmağımızı. Evet, şimdi yazı geldi. Ses açma tuşuna uzun basmaya devam ediyoruz parmağımızı. Evet. Şu an Hard Reset moduna geldi. Burada Wipe Data Factory Reset'e basıyoruz. O ses açma ve ses kısma tuşlarıyla ileri geri yani yukarı aşağı yapabiliyoruz. Wipe Data Factory Reset ve On-Off tuşuna basıyoruz. Fabrika verilerine sıfırla diyoruz ki dediğim gibi burada her şey gidiyor. Başka bir durum yok. Zaten dediğim gibi her şey burada gidiyor. Bütün verileriniz sıfırlanıyor. Zaten telefonu açma başka bir türlü mümkün değil maalesef. Evet, On-Off tuşuna bastık, onayladık. Şimdi tekrar telefon kurulum yapacak. Evet, şu an sildi. Reboot System Now en yukarıda zaten onu işaretli. Onu da onaylıyoruz. Şimdi telefonumuz açılacak. Biraz bekletiyor tabi. Reset atıldığı için tekrar kurulum yapması gerekiyor. Evet, şu an cihazımız açılmaya başladı. Evet, hoş geldiniz diyor. Başlat diyelim. Kabul edelim. İlerliyoruz burada. Hattınız içerisinde hattınız varsa hatta bağlanıyor. Yoksa Wi-Fi'ye bağlanıyor. Burada Wi-Fi'ye bağlayacağız şimdi. Bağlana tıklıyoruz. İleri diyoruz. Şu an kurulum yapıyor. Tekrar onu da bekliyoruz.
Evet, uygulamaları ve verileri kopyalayın diye bir ibare çıkıyor. Bu genellikle başka telefondan aktarmalarda işe yarıyor. Başka yeni bir telefon alıyorsanız, yeni telefon aldığınızda da aynı ekranlar geliyor zaten. Başka bir telefondan aktarmaya yarayan bölüm burası. Burayı kopyalama diyoruz çünkü şu an böyle bir yedeğimiz yok. Eğer Google hesabınız varsa zaten onu ekletiyor size. Kopyalama diyelim. Varsa eğer öyle bir şey ileriye tıklayıp devam ediyorsunuz. Evet, Google hesabıyla giriş yapabiliyorsunuz telefonunuza. Atla diyelim. Burada şimdi Google'ınız, hesabınız, Gmail'iniz varsa hemen oradan giriş yapıp telefonu kurmaya devam edebilirsiniz. Ben şu an hızlıca geçmek adına bunları geçiyorum. Bir de şunu küçük not olarak iletmek istiyorum. Bazen Gmail hesabınızı isteyebiliyor. Yani telefonunuzda önceden var olan Gmail hesabınızı girmeden, şifresini girmeden telefonu açamıyorsunuz. Hard reset yapsanız dahi bu ekran gelmiyor. Yani buraya kadar gelemiyorsunuz. En başında size soruyor, bu telefonun daha önce kullanılan Gmail hesabına girmeniz gerekiyor. Ama şu an bunu sormamasının nedeni Gmail hesabını ben mevcutta kaldırdığım için onu sormadı. Gmail hesabınız varsa güvenlikten dolayı bunu size soruyor. Bunu şifre Gmail'inizin şifresini bilmiyorsanız bu telefonu açamıyorsunuz. Sıfırladığınızda bile, hard reset yaptığınızda bile telefonu açamıyorsunuz. Bu telefonun üzerindeki Gmail'i ben kaldırdığım için anlık olarak öyle bir soru sormadı. Bir de Gmail hesabı ya da eski pininizi soruyor. Yani pin kodunu soruyor. Zaten telefonu sıfırlamamızın nedeni pin kodu olduğu için Gmail hesabını hatırlamamız gerekiyor. Aynı iPhone'larda iCloud hesabı bilmeden, şifresini bilmeden telefonu açamayacağımız gibi, sıfırladıktan sonra bile açamayacağımız gibi Samsung'larda da Gmail hesabı eğer mevcutta var ise telefon üzerindeki, çoğunlukla mecbur olmak zorunda. Onun şifresini bilmeden cihazı açamıyoruz. Evet, cihazımızı açtık. Sıfırlandı. İlk aldığımız kutusundan açtığımız gibi şu an sıfır hale. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.